buradan üzerinden deprem gibi bir dönem geçmiş bir sektörümüze geçelim değerli izleyenler. Hangi sektör? Pek çok sektörün üzerinden koronavirüs salgını çok ağır geçti şüphesiz. Onlardan bir tanesi düğün sektörü oldu. Düğün sektörünün depremi biraz daha uzun sürdü. Çünkü pek çok yerde normalleşme başlarken düğün sektöründe özellikle normalleşme süresi biraz daha zaman aldı. Düğün biraz daha sosyal aktivitenin yoğun olduğu, insanların çok iç içe olduğu bir malum eylem olduğu için belki hükümet 1 Temmuz'a erteledi düğün salonlarının açılmasını. 1 Temmuz itibariyle tüm düğün salonları açılıyor ancak pek çok kural var. Öyle bir genelge yayınlandı, böyle çarşaf gibi oldukça da sert maddeler var o genelge içerisinde. Şimdi biraz bu düğün sektörünü konuşmak istiyoruz. Düğün sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getiren önemli bir dijital ortamın yaratıcısı, kurucusu, Emek Kırbıyık düğün.com'un CEO'su karşımızda. Emek Bey merhaba diyelim. Tekrardan Merhabalar yayınımıza Ahu hoş geldiniz bir kez daha. Hanım. Çok Geçmiş teşekkür ederim. Merhabalar. olsun. Ciddi bir mola verdiniz, ara verdiniz, sıkıntılı bir süreci atlattınız. 1 Temmuz Evet. itibariyle de çok kısa bir süre, birkaç gün sonra bu hafta sonu galiba düğünler yapılmaya başlanacak. Bundan sonra düğünde hafta içi hafta sonu ayrı mı kalacak mı? Ondan da emin olamıyorum ama çünkü sıkışmış da bir döneme giriyor düğüncüler. Nasıl yansıyor size? Nasıl görüyorsunuz? Sizin çatınız altında pek çok paydaş var çünkü düğün sektörüne hizmet eden. Biraz sizden dinleyelim manzarayı. Ahu Hanım çok teşekkür ederim yayınınıza konuk aldığınız için beni. Gerçekten çok zor bir süreçten geçti düğün sektörü. Çok zorlandı. Düşünsenize 3 aydır çiftlerimiz düğün yapamıyorlar. Çiftlerin Evet. evleri kuruldu. Beyaz eşyalar alındı. Tarihler alındı. Ve maalesef düğünleri ertelemek zorunda kaldılar. Biz pandemi sürerken bir anket yapmıştık. Çiftlerin %90'ından daha çoğu bu sene düğününü yapacaklar anketi çıkmıştı. Yani sonuç çıkmıştı. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi çiftlerin çok büyük bir kısmı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında düğünlerini ertelediler. Böyle olunca elbette bir şekilde tarihler sıkışıyor. Hafta içine de düğünler kayıyor. Böyle bir süreç doğru. Bu süreçte firmalar çok etkilendi. Düşünsenize 100 binden fazla düğün firması, bunlara Muazzam. fotoğrafçılar, bireysel çalışan insanlar, Tabii. müzisyenler, DJ'ler dahil çok zor süreçlerden geçtiler. Gelirleri bir anda bıçak gibi kesildi. Onlar için de çok zor bir süreçti. Hem firmalar hem evlenecek çiftler bu süreçten gerçekten çok etkilendiler Ahu Hanım. Çok zor bir süreçti Evet, gerçekten. yani şimdi mücbir sebep sektörler arasında pek çok sektör girmediği için tabii ki bir destek de gelmedi birçok sektöre. Başta sizin tabii yazılım sektörü, siz bir yazılım firmasınız. Tüm bu paydaşları çatınız altında toplayan başta bir yazılım teknoloji firmasınız. Doğru. Sizin hiçbir destek almadığınızı biliyoruz. O yüzden gerçekten çok uzun ve sıkıntılı bir dönemi arkanızda bıraktınız. Biraz paylaşın isterseniz. Hani hiç kolay Yani değildi bu süreci geçirmek. düğün.com olarak biz tabii güçlü bir yapıyız. Ve kendi firmam olarak söylüyorum. Bizim için çok zor bir süreç geçti ama elbette çok güçlü bir firmayız ve bu süreci atlatabildik. Evet. Ama biz daha çok bize Esnaf. güvenen evet, 100 Evet. binden fazla esnafın, 600 binden fazla çiftin düştüğü çok zor durumu anlatmaya çalıştık. Ya ben kişisel olarak sizin de bildiğiniz gibi 40'tan daha fazla televizyon kanalında, belki 100'den daha fazla gazetede bu sektörün büyüklüğünü, çiftlerin ihtiyaçlarını, ne kadar önemli bir sektör olduğunu düşünsenize, her yıl 600 bin çift oluyor. 600 bin çiftin düğününe ortalamada 250'şer kişi katılıyor. Yaklaşık 150 milyon konuğun düğüne gittiğini düşünün. Onların kuaför harcamaları, elbise harcamaları, abiye harcamaları, altın harcamaları, bir yerden bir yere gidişleri, dehşet bir turizmi de destekleyen, ülke içi ekonomiyi de destekleyen bir sektörün bir anda durması çok kötü oldu. Maalesef Evet. kötü bir anlatım yapıldı. Düğün sektörünü anlatırken işte halay çubukları dendi. İşte halaya kadar indirgendi bu süreç. Ama bence sektörde çiftlerin sorunları da çok daha büyüktü Ahu Hanım. Bunları çok iyi anlattığımızı düşünüyorum ki bazı sesler Eylül ayına kadar düğünlerin yapılmaması gerektiğini düşünüyordu. Ama ben de normalleşme başlıyorsa bu sektörün de çok büyük bir sektör olduğunu ve normalleşme sürecinde düğün sektörünün de
katılmasını hep anlatmaya çalıştım. Normalleşme sürecine 1 Temmuz'dan itibaren biz de dahil ediliyoruz. Elbette belli evet, şartlar nasıl, ve koşullar halinde. Evet. Peki Emek Kırbıyık nasıl yansıdı? Çünkü sizin platformda o hareketliliği ölçümlemek çok mümkün. Nabız gibisiniz, sektörün nabzı gibisiniz. Biraz anlatır mısınız? Temmuz, Ağustos, Eylül nasıl geçecek düğünler açısından? Elbette Hanım, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için aynı zamanda. Yani açıklanır açıklanmaz elbette trafiğimiz iki katına çıktı bir anda. Çünkü çiftler bu tarihleri bekliyordu. Ama genelge çok net değil. Dolayısıyla çiftlerimizin kafasında bir sürü soru işareti var. Genelgede dans müziği çalınamaz diyor. Ama işte çiftler eğlenebilir diyor. Ama konuklar da eğlenebilir diyor. Ama bunun nasıl olacağı belli değil. Yani müziği nasıl tanımlayabilirsiniz ki? Eğlenilebilir müzik ya da eğlenilemez müzik diye. Bizim yorumumuz birçok alanın gri bırakıldığı yönünde. Ve çiftlerin soru işaretleri, firmaların da etkilendiği süreç burası. Biraz daha net olabilirdi. Bizce, bizim yorumumuz, yani benim kendi yorumum Ahan'ım. Herkes, firmalar, konuklar, çiftler, çiftlerin aileleri kendi önlemlerini almalılar. Kendi önlemlerini alırken işte kurallara uymalılar, maske takmalılar, sosyal mesafeyi koruyarak düğünlerini yapabilirler, eğlenebilirler yönünde. Emek Kırbıyık, şunu soracağım size bir de. Mesela turizm sektörü açılıyor, otellere giriş serbest, restoranlar açılıyor, içeride maskesiz ama anladığım benim genelgeden gelin damadın bile maske taktığı düğünlerden söz ediyoruz. Ben genelgeden öyle anladım. Yanlış anladıysam düzeltin. Düğün sektörü neden bu kadar sert uygulamalar ya da regülasyonlara maruz kaldı? Ahu Hanım, pandemi başından beri bu sektörü çok bilmeyen insanların yaptığı yorumlara maruz kaldık maalesef. Çok dediğiniz çok doğru. Yani düğünlerle restorana gitmenin tek bir farkı var. Hatta pozitif farkı, müzik çalınıyor. Onun dışında bir düğüne gitmişsiniz ya da restorana gitmişsiniz aslında aynı şey değil mi? Hatta daha iyi çünkü aileler beraber aynı masada oturabiliyorlar. Daha güvenli bir ortam. Ama düğünler bu senede yapılmasın ne kadar varan yorumlar oldu. Yani düğün bir doğum günü değil ki. Yani bu 600 bin çiftin hayatlarındaki en önemli gün. Yaklaşık 1,5-2 milyon aileleriyle birlikte insanı etkileyen bir süreç. Türkiye ekonomisi için de biraz önce anlattığım gibi çok önemli. Satılan beyaz eşyanın, mobilyanın 1/3'ü bu sektördeki bu çiftler tarafından alınıyor. Dolayısıyla bir ilk önce sektörü anlamaları gerekiyordu karar vericilerin. Bence çok iyi anlamış olduklarını düşünmüyorum. Bunu anlatmamız gerekiyor. Siz de teşekkür ederim bunun için fırsat verdiniz düğün sektörü adına. Bunu anlatırsak eğer normalleşmenin olabileceğini, önlemler dahilinde bunun gerçekleşebileceğini, bence nasıl AVM'ler normalleşiyor, nasıl artık konserlere gidebiliyoruz, nasıl işte restoranlarda yemek yiyoruz, düğün sektörü de elbette eğlenebilirdi. Ben kişisel olarak mesela genelgede halay yapılmasın deniliyor. Buna katılıyorum çünkü fiziksel bir aktivite, çok yan yana geliyoruz. Buna belli bir süre ara verebiliriz örneğin Ahu Hanım. Ama onun dışında bir Efe Zeybe'yi, bir Trakya 9-8'liği, yani neden olmasın yani insanlar Anadolu zengin diyorsunuz. Sosyal mesafe bırakmışlar ve bunun da, bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde de çiftlerin gayet güzel düğünler yapabileceğini de düşünüyorum Ahu Hanım açıkçası. Evet, peki biraz daha düğüne dair o hastalıklar zenginleşecek, farklılaşacak anladığımız kadarıyla. Belki bunun da bir katkısı olacak, sadece halaya kilitlenmeyelim yani. Mutluluğumuzu evet, farklı öyle bir şekilde de yansıtmayı başarmamız gerekiyor. Tüm bu engellemeleri, önlemleri, engelleme demeyelim ama regülasyonlara rağmen anladığımız kadarıyla evlenmek isteyen de evleniyor Emek Kırbıyık bu sene. Öyle görüyoruz. Ciddi bir hareketlilik olduğu söyleniyor zaten. Sizin son cümlelerinizi de alayım. Önerileriniz varsa onları da alayım. Genelge doğrultusunda belki birkaç bir şeyi de izleyicilerimizle paylaşmış olursunuz. Buyurun lütfen. Elbette. Yani ben şöyle düşünüyorum. Çiftler yani bir aşk için bu düğün sürecinde evleniyorlar. Hayatlarının en güzel günü. Böyle bir enstantane altında evleniyor olacaklar. Ben olabildiğince durumu pozitif hale getirmelerini, süreçten böyle bir konu var ama biz de nasıl altından kalkabiliriz? Öndeki işte daha önceden müzik listeleri oluşturabilirler, çiftlerini işte şunları yapacağız gibi kreatif yani kendilerine ait özel fikirler oluşturabilirler ve bu süreci çok güzel hale getirebilirler. Ben pozitifim. Düğünler Türkiye'de her halükarda çok önemli ve çiftler de bundan çok zevk alacaklar. Konuklar da zevk alacaklar.
Ve bu süreç devam edecek. Bunun önüne kimse geçemez. Yani bir çift evlenmek istiyorsa, düğün yapmak istiyorsa bu düğünler olacak. Ben eğlenceli hale getirileceğini düşünüyorum. Ama önlemler alınmalı. Sağlık öncelikli kırmızı çizgisi olmalı herkesin. Bu önlemler dahilinde bence düğünler hala çok güzel olabilir. Ve bu sene de güzel düğünler göreceğimizi düşünüyorum. Gelecek haftadan itibaren düğün.com'un sosyal medyasında bu güzel düğünlere örnekler sunacağız ki insanlar yapılabiliyor, eğlenilebiliyor denilsin, desinler diye Ahu Hanım. Umarım da bunun da etkisi olacak. Peki, fikir almak isteyenler düğün.com'a uğrayacaklar o zaman. Düğünümü nasıl bu şartlara rağmen güzelleştirebilirim, daha keyifli kılabilirim diyenler. Bu da güzel bir çalışma, iyi bir sosyal medya örneği olarak düğün.com'un web sitesinde. Çok teşekkür ediyorum Emek Kırbıyık. Ben çok teşekkür ederim Ahu. Için. Çok sağ olun. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun, işler yoluna girsin. Biraz daha işin cirosal boyutunu da konuşalım sizinle, daha farklı boyutlara girelim. Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Da, İyi yayınlar. Sağ olun. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların hemen ardından saat 13 itibariyle de ajansta yine bir arada olacağız. Günün önemli haberleriyle, gelişmeleriyle bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.